Malatya illerimizden bir soru. Dijital Hastane Bölgesel Değerlendirme Toplantısının 6.sı Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda Necip Fazıl Şehir Hastanesi konferans salonunda gerçekleşti. Paylaşıyorlar. Oradan da temin edelim. Toplantıya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkan Yardımcısı Doçent Doktor İsmail Yılmaz'ın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli illerinin genel sekreterliklerine bağlı 70 sağlık tesisinden yaklaşık 125 yönetici katıldı. Bir hastanede eczane bilgi sistemi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Operatör Doktor Semih Yancar, dijital bir süreçte olunduğunu, yapılan her şeyin dijitalleştirildiğini, gelinen noktada 15 yıl önce sağlıkta dönüşümün başladığı zamanki sorunlar ile şu anki sorunların çok farklı olduğunu vurguladı. Sağlıkta dönüşümün ikinci fazı gündeme alındığında, 2500 yıl önce Hipokrat'ın tanımladığı tıpla şu an yaptığımız şeyin aynı şey olduğunu düşünmek yanlış olur. Geldiğimiz noktada 15 yıl önceki sağlıkta dönüşümün başladığı serüvenle şu an hastalarımıza sunduğumuz hizmet arasında çok ciddi farklar var. Tabii bunları da teknolojiye entegre edebildiğimiz zaman hem hasta güvenliği açısından hem sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından sağlığın belli bir noktaya geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu toplantının tüm bölgemizdeki tüm hastanelerde, sonrasında da Türkiye'deki tüm hastanelerinde farkındalığı artıracağını düşünüyorum. Medipol Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor İlker Köse yaptığı sunumda Healthcare Information and Management System Soketi 6-7 hedeflerini anlatırken Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Uluslararası Sağlık Bilişimi Standartları Birim Sorumlusu Esra Zehir, dijital hastane oluşum sürecinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü çalışmalarını konu alan sunumu yaptı. Hype cycle ya da algı ya da nüfuz eğrisi diyebileceğimiz bir grafikten bahsetmek istiyorum. Gartner diye bir araştırma kuruluşu var, duymuşsunuzdur. Bu pek çok teknolojik alan için, sağlık alanı, telekomünikasyon alanı falan ya da daha alt alanlar için böyle eğriler çıkartır. Bu eğri şunu söylüyor, her bir kavramın bir literatüre veya işte insanların duymaya başladığı bir T anından itibaren dahil olduğunu görüyoruz, gündemimize geldiğini görüyoruz. Bunlarla ilgili teknoloji pazarlama mı dersiniz, bunu artık tanıtım, reklam mı dersiniz, bir şekilde ya da insanların insanlara yaptıkları yatay reklamlarda olabilir. Bir şekilde bu kavramlardan beklenti tepe yapar. İzmir Gazi Emir Nevar Salih İşgören Devlet Hastanesi Hastane Müdür Yardımcısı Aytaç Hisar ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Uzman Hekimi Muhammed Emir Demirkol'da seviye 6 sunumlarını gerçekleştirdiler. Hastanelerin özellikle hasta güvenliği açısından hastalara uygulanan tedavilerin belli bir standarda oturması ve tamamen dijital ortamda olmasını sağlayan ve toplamda da Türkiye'de şu an 6.sı düzenlenen Kahramanmaraş'ın sahipliğinde bir organizasyon için buradayız. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcımız Doçent Doktor İsmail Yılmaz ve 10 ilimizin genel sekreteri, 70 tane sağlık tesisinden de 125 sağlık yöneticisi ilimizdeler. Bu organizasyon kapsamında hem bakanlığımızın üst düzey katılımıyla hem de ilgili dijital hastane sempozyumu kapsamında tüm yöneticilerimize çeşitli konularda bilgilendirmeler ve sunumlar yapılmakta. Bu toplantının Kahramanmaraş'ta olması açısından kurum başkanlığımızın bize güvenerek bu organizasyonu bize vermesi için teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş açısından da dijitalleşme endeksi olarak HIMSS-EMRAM evrelemesinde Kahramanmaraş ciddi bir noktaya geldi. Seviyeleri 7 üzerinden 1'den 7'ye kadar evrelendirdiğimizde birçok tesisimiz 5 seviyesine geldi. Bundan sonraki Sağlık Bakanımızın da öngörüsüyle önümüzdeki 6 aylık periyot içerisinde HIMSS-EMRAM 6 ve 7 seviye olacak hastanelerimizi sağlamaya çalışıyoruz. Öncelikle hedefimiz ortalama 3 hastanemizin HIMSS Stage 7 olması, 6 olması. Önümüzdeki sene de en son evre olan 7'ye çıkartabilmek. Bu planlama kapsamında da Kahramanmaraş'ta da çalışmalarımız devam etmekte.